أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti. İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. Göğü bu ahenkle o yükseltti. Ve bu mizanı koydu ki, sizde ders alıp, ölçü dışına taşmayasınız. Göğü bu ahenkle o yükseltti. Ve bu mizanı koydu ki, sizde ders alıp, ölçü dışına taşmayasınız. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın. Sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın. Allah, yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi. Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? O, hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? O, iki denizi salıverdi. Birbirine kavuşurlar. Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O'nundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Yerin üstünde olan herkes fanidir. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için O'na yalvarır. Bütün bunları gerçekleştirmek için, O, her an yeni tecellilerle iş başındadır. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Hele az bekleyin. Ey cin ve ins topluluğu, yakında sizin de sıranız gelecek. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Ey cin ve ins topluluğu, yapabilirseniz, haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması soruya hacet bırakmaz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz ki? Suçlular simalarından tanınırlar. Perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar. O halde,
Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Ve onlara, işte suçluların yalan saydıkları cehennem denilir. Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mü'mine iki cennet var. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her çeşit meyveler çift çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O cennetlikler, astarları kalın atlastan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri hemen ellerinin altında olacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki, daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka onların ikişer cenneti daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Bunlar da yemyeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Bunlarda da kaynayan iki pınar var. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Onların da içinde iyi huylu, güzel hanımlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Tağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Öyle güzeller ki, daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Beyleri yeşil yastıklara ve harikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce.